Altın fiyatları ile ilgili yapmış olduğumuz analizler noktasal olarak çalışmakta. Şimdi sorduğunuz sorular arasında altın fiyatları daha yükselecek mi? Gram altın fiyatlarında son görüldü mü? Özellikle kısa vadede vermiş olduğumuz arkadaşlar ve yapmış olduğumuz altın, gram altın yorumları içerisinde ana hedeflerine doğru giden ürünler yaşadık. Ons altın tarafında sizlerle birlikte 1941 seviyesi bizler için bir kısa vade hedef bölgemizdi ve noktasal olarak bu ana hedef bölgemize ulaşmış durumdayız. Gram altında bizlerin takip ettiği en önemli kritik seviyede 1170 TL civarından geçen alandı. Burada da gene noktasal olarak tahminlerimizi yapmış durumdayız. Grafik üzerinde ve teknik analiz açısından gene altın ve gram altın tarafına baktığımız zaman bu yükselişlerin devam edeceği öngörüm devam ediyor sevgili dostlarım. Haftalık kapanışlarda özellikle bizler için 1927 dolar seviyesi çok önemli bir seviye olacak. 1927 dolar seviyesi üzerinde altının onsunun tutunmaya başlaması yukarıya yönlü hareketin devam edeceğinin sinyalini net bir şekilde bize verecek. O yüzden sizlerle birlikte 1927 dolar seviyesini dikkatli bir şekilde altının ons tarafında takipte kalacağız. Peki bundan sonraki bizlerin kısa vade hedefi altının ons tarafında hangi bölgelere doğru bir gidişat olabilir? Bununla ilgili de sizlerle birlikte kısa vadede vermiş olduğum 1941 dolar direnci önemli olacak. Fakat en önemli arkadaşlar bakın 1927 ve 1941 seviyesinden geçen alan olacak. Eğer ki 1927 doların üzerinde kalmayı başarabilir isek bu hareketler 1941-1927 bantları arasında bir müddet daha devam etse de altının ons tarafında artık bizler için 2000 dolar seviyesi bir hedef bölümü noktası haline gelmiş olacak. O yüzden altın yatırımcıları hala da panik yapmasınlar. Dolar kurunda Merkez Bankası'nın özellikle stabil tutma çabalarından kaynaklı olarak da arkadaşlar. Fakat ben orada gene dolar kuruyla ilgili bir önceki videomda anlatmış olduğum altın yatırımcılarının da bu videoyu mutlaka izlemesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birazdan gram altın analizi yapacağız. Gram altın tarafında biliyorsunuz ons bazlı altın ve dolar Türk lirasının da etkileri görülecek ve bu etkilerle birlikte gram altın tarafında da bazı rakamlarımız olacak ve bu rakamlar üzerinde gram altının gitmesi gereken seviyeleri sizlerle birlikte burada bulmaya çalışacağız. Altının onsunda FED her ne kadar da baskı kurmaya çalışsa da sevgili dostlarım gördüğünüz gibi altının ons tarafında hala da yukarı yönlü potansiyel devam ediyor ve altına olan arz talebin fazla olmasıyla birlikte de ilerleyen günlerde altın tarafında gene yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte yaşayacağız. 1927 üzerinde altının onsunda önümüzdeki haftalarda sert yükselişler görebiliriz. Bakın bu önemli. Çünkü 1927 dolar gerçekten önemli bir seviye ve agresif yükselişlerin başlayabileceği önemli bir seviye. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında beklentimiz olan seviyeler mevcuttu. Ve gram altın tarafında beklentilerimiz üzerindeki bu seviyelerin de netleşmesiyle birlikte kısa vadeli 1170 TL hedefini gram altın tarafında sizlerle birlikte takip ettik sevgili dostlarım. Şimdi gram altında ilerleyen günlerde hangi rakamlar bizler için önemli olacak ve grafik üzerinde baktığımız zaman gram altının kapanışlar neticesinde 1170 TL civarının üzerine oturması gram altında bize neyi ifade edecek? 1158 TL asıl şimdi bizler için önemli olan bir seviye oldu sevgili dostlarım. Yani biz 1158 desteğini sizlerle birlikte gram altında artık takipte kalacağız. Bu 1158 destek bölgesi üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece artık bizler sizlerle birlikte özellikle gram altın tarafında yeni hedef bölgemiz 1000
1207 TL civarı. Bakın 1207 TL civarından geçen direnç. Burası artık bizler için kısa vade bir ana hedef konumu bölgesi haline gelmiş durumda. Gram altın yatırımcıları 1145. Bakın bu da önemli bir rakam. Çünkü 1145 seviyesi haftalıkta bizler için bir direnç bölgesiydi ve bu direncin kırılmasıyla birlikte artık bizler sizlerle birlikte haftalıkta 1145 seviyesini bir destek olarak takip edeceğiz. 1145 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece her 1145 seviyesindeki desteğe doğru gram altının yaklaşması yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan haline gelmiş durumda. Ve artık sizlerle birlikte biz 1145 ve 1207 TL civarındaki hedef bölgesini gram altın yatırımcıları, emtia sever arkadaşlarımızla birlikte buradan takip etmeye başlayacağız. Fed artık eskisi gibi dolar tarafında da faizlerde agresif artışlara gidemeyeceğinden kaynaklı olarak dünya ekonomileri üzerindeki enflasyon beklentileri ve faizlerin düşük olmasından kaynaklı olarak da altındaki yukarı yönlü yükseliş 2023 yılı içerisinde de devam edecek. Kademeli bir şekilde sizlerle birlikte altını takibe devam edeceğiz ve takipte kaldığımız önemli seviyeler bizler için yani o seviyeleri destek ve direnç şeklinde takip edeceğiz ki eğer ki bu verdiğimiz destek ve dirençler aşağı yönlü kırılmıyorsa altının hala daha yukarı yönlü istekli olduğunun bize birer sinyali olduğundan kaynaklı olaraktan hala ana hedef bölgemiz olan 1207 TL civarından geçen bölge şimdi artık bizler için yeni bir hedef bölgesi haline gelmiş durumda sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte gram altın ve ons altını burada yorumladık. Bazı tahminlerde ve öngörülerde bulunmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, kanalımıza beğeni atmayı unutmazsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.